Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün size çimentodan yaptım. Saksıları göstereceğim. Ondan önce şöyle çok az bir şu güzellikleri görelim. Litrelik pet şişe su bidonunu bunda kalıp olarak kullandım. İçinde çalımine var. Burada çalımineler ölüyor kışın. Onun için kışa girerken çelik alıyoruz. Çelik alıp sokuyorum. Yaz ucu da onları yere ekiyorum. Anca öyle sahip olabiliyoruz. Bu saksı 5-10 tane yaptım bunda. Sağlam. Bahçede de dursa problem yok. İçeride de olsa güzel duruyor. Daha bir sürü değişik değişik denemeler yaptım. Şimdi birkaç tane göstereyim size. Bundan da birkaç tane yaptım. Birkaç tane derken bundan bayağı çalıştım. Çünkü bu çok hoşuma gitti. Bunları normal kullandığım saksıları kalıp olarak kullandım. Çimentoyla kumu karıştırdım. Yağlıyorsunuz saksıyı. İçine bu çimentoyu koyuyorsunuz. Şeklini veriyorsunuz. 24 saat sonra çıkartıyorsunuz bu. İçinde jacobinya var. Bunda da ipek çiçeği var ama bugün hava çok bulutlu. Bunlar bugün açmadılar kendilerini. Daha yeni ektim zaten bunları. Şimdi değişik şekillerde olanları da göstereyim. Bunun biri makarna süzgeci. İpek çiçeğinin olduğu. Böyle. Bu da sebze süzgeci. Bunu da ondan kullandım. Onu da yine yağladım. İçine çimentoyla sıvadım. Şunun boş halini de göstereyim size arkadaşlar. Boş hali de böyle. Şu şekil. Bu ikisini 2,5 litrelik kola şişelerini kullandım. Boşalttım içindeki çiçekler bozulduğu için. Kola şişesinin içine koydum. 2,5 litrelik içine 1 litrelik kola şişesi arasına çimento doldurdum. Bunu boyadım. Bunu boş bıraktım. Bunlar da kola şişelerinden olanlar. Bu kalançonun içindekini eski penyeleri kullandım arkadaşlar. Kütüğün üzerine sardım. Kütüğü bir gün beklettim. Ertesi gün çıkardım. Bunlar içeride kapalı balkonda falan kullandığımda problem yok. Ama ben bunları bahçeye çıkardım. Bir yılda deforme olmaya başladılar. Ötekiler kadar bunlar gibi sağlam değiller yani. Ama deneyip öğrenmiş olduk. Bu da eski çulçaputta. Buna biraz boya sürdüm. Bu da dışarıda biraz. Deforme oldu arkadaşlar. Yani sapasağlam duruyor desem değil. Bu güzelliğin kalıbı salça kutusu. Salça tenekesi yani. Bunu da boyadım. Ama kenarlarından biraz biraz boyaları gitmeye başladı. Ama bence çok yakışıyor. Bu telgrafıma bu saksı. Çok güzel duruyor bence. Telgrafın içinde bir tane de palmiye rakısı var. Her zamanki gibi. Bunlar da koskoca kütüklere sardığım kocaman kocaman banyo havlusundan yaptıklarım. İçerinde yok yok her şey var.
Ama bunları da yerinden oynatmamak gerekiyor. Çok büyükler zaten oynamazlar. Böyle arkadaşlar. Heves edeniniz varsa bir torba çimentodan 15-16 tane kesin çıkıyor. Bugünkü videomuz da böyle olsun. Eğer videolarımı severseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sarı zakkumu. Çok seviyorum kendisini. Bakın size burada ne göstereceğim. Güzellikler. Şu anda 3 tanesi birden yavruladı. O kadar güzeller ki maşallah. Ay annesinin yavruları. Şunların güzelliklerine bakın ya. Nasıl sevilmez bunlar acaba? Bugünlük de bu kadar arkadaşlar.